Şimdi Kurban Bayramı dedik. Kurban etleri bugün dağıtılacak, kesilecek. Ama çok çok önemli konular var kurban etiyle ilgili. İşte bakın arkada biliyorsunuz insanlar kesiyor, leğenleri hazırlıyor. Peki kurban etiyle ilgili kısa kısa hızlı bilgiler ben size aktarmak istiyorum. Şimdi kurbanını kesti vatandaş. Hayvanın 1/3 sahibine, 1/3 misafir ve dostlara, geri kalan ihtiyaç sahiplerine verilmek zorunda. Ama taze et yoğun tazelik kokuyor biliyorsunuz. Yıkamak çok yanlış. Altını çiziyorum. Yıkamıyoruz. Çünkü yararlı bakteriler kayboluyormuş etin üstünde. Ve bir gece dinlendirmeli. Şimdi hayvanlar gergin. Kesiliyor. Etler de gergin. O yüzden dinlendireceğiz. Fakat bugün kesilip kesilmez poşetlere koymuyoruz. Et yeşillenebilir. Evet, bir gün sonra yenmeli. Yani mangalcılar, bugün mangal yok, yarın. Evet, yarın istediğinizi yapın keyifle. Hayvan gergin dedik. O bugün yersek eti sindirim sistemimizi rahatsız edebilir ve kurban etiniz ideal saklama süresi 3 ay. 1 yılı geçirmemek gerekiyor. 3 ay ile 6 ay ve tabii ki buzlukta saklanacak efendim. Ve çok önemli bir konu, vatandaşlara, insanlara et dağıtırken o dağıttığınız etin içinde kemik olmasın, çok büyük bir saygısızlık. Onun da altını çizelim çünkü yaşanmış mevzular bunlar, biz biliyoruz ve hepimiz biliyorsunuz, siz de biliyorsunuz. Bazen kemikli etten daha çok kemik var. Ne oluyor? İşte sevaba girdim. Ben kurban kestim. 1/4'ünü kendi dolabına doldurdu. Kemikleri vatandaşlara dağıtıyor. Yani böyle insanlar var efendim. Dikkat edelim. Kemik olmasın. Fakirlere, ihtiyaç sahiplerine kurban eti vereceksek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.